sırada Amerikan basından özetler var. Dilge Timoçin bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Dilge. Özlem Amerikan basını harbi kasırgası ile ilgili gelişmeleri aktarmayı bugün de sürdürüyor. New York Times Amerikan tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Texas eyaletini çok uzun yıllar sürecek bir iyileşme döneminin beklediğini yazıyor. Habere göre yetkililer kasırganın yol açtığı hasarın boyutlarını ölçmeye bile başlamış değil kaç kişinin kayıp olduğu, kaç kişinin tahliye edildiği, kaç kişinin evlerinde hala mahsur kaldığı hakkında net verilere ulaşılamıyor. Sokak ve caddeleri açma, tüm konutları kapı kapı dolaşıp ne kadar can ve mal kaybı olduğunu araştırma işi ise henüz başlamadı. Bölgeye sevgi edilen ulusal muhafızların sayısı ise 3000'den 12.000'e çıkarıldı. Yollarda sel altında bırakılan binlerce aracın içindekilerin nasıl kurtuldukları ya da kurtulup kurtulamadıkları bilinmiyor. Öte yandan şiddetli yağışın Teksas'tan sonra Louisiana eyaletine yönelmesi bekleniyor ve yeni bir sel felaketi daha mı yaşanacak kaygılarını da beraberinde getiriyor. New York Times bugün ayrıca Houston'da sel felaketinden etkilenlerin yardım aradığı hastanelerin ve huzur evlerinin de felaketin bir başka mağduru olduğunu bildiriyor. Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri altyapısına sahip olan Houston'da hastaneler ve ambulanslar sular altında kaldı. Tıbbi yardım helikopterleri şiddetli rüzgar nedeniyle havalanamadı. New York Times bir yandan da harbi kasırgasının Amerikan ekonomisine olan etkileriyle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Pazartesi günü açılan mali piyasalar kasırganın şok dalgaları yaratacağı şeklinde hiçbir belirti göstermedi. Petrol fiyatları ise Teksas kıyılarının Amerikan enerji sektöründe oynadığı büyük role rağmen 2005 Katrina kasırgasından sonraki gibi hızla yükselişe geçmedi. Uzmanlar Wall Street'in harbi kasırgasına gösterdiği tepki ya da tepkisizliğin şaşırtıcı gibi görünebileceğini söylüyor. Çünkü ne de olsa Houston yılda yarım trilyon dolarlık ekonomik katkısı olan Amerika'nın dördüncü büyük kenti. Ancak Katrina kasırgasından bu yana modern şirketler büyük doğal afetlerden sonra lojistik zorlukların üstesinden gelebilmek için çok etkili önlem ve değişikliklere imza attı. Öte yandan konut sigortalarının çoğunun sel felaketini kapsamaması sigorta şirketleri üzerine ağır mali bir yük bilmeyeceği dolayısıyla küresel mali piyasaların etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Ekonomiyle ilgili bir başka mesele ise yeniden yapılanma çalışmalarının maliyeti. Doğal afetler büyük maddi hasara yol açmalarına rağmen ekonomik büyüme fırsatını da beraberinde getiriyor. İnşaat sektörünün yeniden yapılanma için devreye girmesinin önümüzdeki dönemde ekonomik canlılığı tetiklemesi bekleniyor. Los Angeles Times'a Houston'daki sel felaketiyle ilgili ayrıntıları aktarmaya devam ediyor. Gazete su ve korku hala yükseliyor başlıklı haberinde Houston'daki facianın adeta geliyorum dediğini mühendislerin Houston'la ilgili olarak yıllardır uyarılarda bulunduğunu yazıyor. Habere göre Houston fırtınalara meyilli Meksika körfezi kıyısında Amerika'nın en şiddetli yağ sistemlerinin sık sık etkisi altına giren bir bölgede. Kentin engelsiz olması sel sularının akacak yer bulamaması anlamına geliyor. Kar ve kasırgasının üstüne 1,5 milyar metreküp yağış bıraktığını hatırlatan gazete, kentin tüm dere yatağı, gölet, su seti ve rezervuarlarının kapasitesinin bu kadar yağışı kaldıramadığını kaydediyor. Uzmanlara göre kentin altyapısı 24 saat içinde en fazla 32 santimetre yağış düşmesi durumuna göre inşa edilmiş. Oysa Hüsnü'nün kasırgalar olması bile artık bundan çok daha fazla yağış alıyor. Kent etrafındaki barajlar sel kontrolü için değil, içme su için inşa edilmiş. Teksas eyaleti çok düz olduğu için fazla miktarda su tutma kapasitesine sahip değil. Uzmanlar Houston başta olmak üzere Teksas'taki birçok kenti planlamasının gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende özlem. Teşekkürler Dilge. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.